Hayırlı akşamlar efendim. Bir arada olduğumuz için hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Güzel bir akşam, güzel bir ETV izledik. Bunun üzerine fazla konuşacak bir şey yok ama yine de birkaç kelam edelim sevgili dostumuz rahmetli Necdet Günter. Ve burada birçok arkadaşımız, vefat eden dostlarımızı da gördük bu ETV'de. Onlara da rahmet dileyelim hep birlikte. Mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar. Güzel dostlardı. Güzel arkadaşlarımızı gördük. Sevgili Necdet Günter, çok uzun bir arada kalmadık ama iyileri iyilerle karşılaştırsın Allah diye bir temennimiz olur. İyi insanları da bir arada görmenin başı iyiliktir. Bir insan bir iyiyse iyi dostlarla tanışacaktır ve bu zinciri tamamlayacaktır. Ben bazen söylerim, bir memlekette anayasaya fazla gerek yok. Atasözlerini doğru yorumlarsak sıkıntı kalkar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Söyle dostunu söyleyeyim kim olduğunu. Bazı insanlar için deriz ki, çok hatırlı bir insan, hakikaten hatırlı bir adam, kadir şinaz bir adam, vefalı bir adam. Bazı insanlar için de tarif yaparken, iyi hoş arkadaş ama çok hatırsız deriz. Burada bir hatırı görüyoruz. Sevgili Necdet Günter'i hatırlamak isteyen, hatırlayan, unutmayan ve iyi bir insan olduğu için de buraya kadar zahmet edip gelen dostları görüyoruz. Ne mutlu ona. Allah hepimizi böyle dostlarla karşılaştırsın ve yalnız bırakmasın. Sevgili Necdet Günter'i sırayla gidelim o zaman. Allah rahmet eylesin Halit Tuna. Çok sevimli, çok saygılı, çok keyifli bir arkadaştı. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Onun da mekanı cennet olsun. Dedi ki bana, abi bölgemizde bir kardeşimiz var. Medya konusunda başarılı çalışmalar yapıyor. Seni tanıştırayım dedi. Dur Bey Duran'ı tanıştırdı benimle. Dur Bey Duran da bir süre sonra Necdet Bey'i tanıştırdı benimle. Demek ki iyiler birbirini tamamlıyor. Halit Tuna sevimli, kalender, hoş, güler yüzlü, saygılı, zorla kendini sevdiren bir dosttu yani, böyle bir dost. Allah ailesine uzun, çocuklarına uzun ömürler versin, kendilerinin de mekanını cennet etsin. O Durbey'i tanıştı, Durbey de iyi bir insan. Nereden iyi? İşini seven insan çok iyidir, bence. Durbey'de gördüm bunu, Necdet Bey'de de gördüm. Önce emek, sonra yemek. Önce emek vermeden yemek yemeye talip olmayan ahevren kültüründen gelen bir yapıyı temsil ediyor. Ben tarım işçisi bir insanım. Eğer tarımda emeğinizi doğru vermezseniz sezon sonunda aç kalırsınız. Arkadaşlarımızın da çalışmalarını da kutluyorum. Başarılı çalışmaları var. Başarılı çalışmanın temelinde sevgi yatar. Bir işi severek yapıyorsanız başarı kaçınılmazdır. Zahmetli olur. Uzun zaman alabilir ama hayatta hiçbir şey için geç değildir. Şimdi bugün buradayız. Şu veteri dediğimiz konu, insan hayatının ne kadar kısa, ne kadar az, ne kadar çabuk tükendiğinin bir fotoğrafı. Dolayısıyla nefesin sahibi yaradan olunca, sürede bize ait olmadığına göre güzel yaşamak, iyi yaşamak lazım. Allah herkese bunları nasip etsin. Necdet Bey de İstanbul Beyefendisi diye tanımlamış sevgili Dur Bey ama İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul. Biraz daha ekleyelim, Necdet Bey Türkiye Beyefendisi diye. Rahmetli Necdet Günter'in ailesi burada, çocuklarına bir merhaba deme kısmet oldu. Sizlere de Allah sağlıklı uzun ömürler versin, böyle bir babanın evlatları olduğu için övünebilirsiniz. Ne kadar keyifli bir şeydir iyi bir babanın anılması. Acaba bizden anılacak mıyız? İşte hatırı sayan dostlarımın mutlaka hatırı bir gün sayılacaktır. Katılımcılara söylüyorum bunu. Var olun, sağ olun. Güzel günler ve iyi günler bizlerin olsun, sizlerin olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Yaşayan tüm güzel dostlara da sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam versin. Sağ olun, var olun.